İki ağız tavuk suyu abi. Başka bir şey içmeyin lan. Rahmetlere götüreceğiz. Şimdi, sonuçta makinelerin kullanım parası alınmaz mı? Ben gene ona güzel takım kurdu. 1300 liraya bir şey yapıyor. Doberman bekliyor, baksana. Nerede? Köpek var orada. Hani? Aha. Buranın köpekleri de feci oluyor ha. Bakma yollar taşmaş ama. Isırsa bizi ne bakacağız? Kaç ton çekiyor onun çenesi? Hiçbir köpekten korkmam. Abi köpeklerden korkarım. Ya doğar doğmaz eğitimi alıyorlar işte. Nasıl korkmayacaksın? Haydi. Haydi haydi, kimse yok. Köpek. Üşüdüm la. Bari yürüyeyim de ısınayım. Gün ağırdı tam şey işte ya. Böyle geç kalmadık. Hadi rast gelsin. Onur bir tane balık aldı diyecektim. Her zamanki gibi düşürdü. Her zamanki gibi düşürdü. Artık buna hepimiz alıştık. İlk balıklar genelde düşüyor. Senin ilk balıkların genelde düşüyor. Çok. Doğrudur. Ne attın? İkinci geldi. Aldım bir tane daha. Kaçma. Evet. Bir çuna daha. Maşallah maşallah. Geldi geldi. Oo bu güzel. Bir çuna daha. Evet, bir çuna daha aldık. Mersi, mersi. Sesin tam oradan geliyor. Abi kovayı getirsene, kovayı. Uşağı gidelim, uşağı, uşağı. Evet. Yok yok, çino olmuş o. Büyük, çinodan büyük. Hadi rast gelsin. Solumdaki arkadaş da bir tane aldı. Ne aldın? Evet, bir yaprak arkadaş. Sen git. Hüsamettin aldı ilk atış. Bak gene aldı şimdi. Balık çekiyor muhtemelen. Dalganın içine girdi balık herhalde. Kıyıda vurdu, alamadım. Şimdi aldın, nasıldı, büyük mü? Küçüktü abi, attım onu suya. Tam dalganın bittiği hizadan salla. Oradan salla. Balık durgun denizlerde genelde dalganın içinde geziyor. Aklınızda olsun. Evet, ah gene kaçtı.
burada attığım, burada yaptığım her atışta hayırlı olsun, hayırlı olsun. Adamlar bire poşetine koyuyor balıkları. Ya abi, akşam yıkadım, unutmuşum balkonda almayı. Aynen öyle, ben de kova getirdim da. Çağırdın adamları buraya, bizden çok balık diyorlar. Onur Bey. Ama dikkat ediyorum, daha telefona sarılmadın. Gelişme var. At oradan, at at, balık geliyor. At at, balık geliyor, at. Baksana sürüye. Görüyor musun? Açıkta büyük bir balık sürüsü vardı. İki tane martı üstünden geçince bir anda kayboldu. Ha şimdi tam karşımızda belirdi bak. Onur tam karşında. Erken al gel. Gel gel kutumuza gel. Biraz kaysanıza sağa sola ya, aşk olsun ha. Bana vazı mı kılıyor, safları sıklaştırdık burada. Abi siz çağırdınız beni. Yoksa benim ne işim olur? Abi dalganın ortası diyorsun, önüme atıyorsun ha. Ya ıslandım, atamadım. Tamam, ıslanmışsın artık. Daha uğraşma. Ne atıyorsun, ne atıyorsun? Evet, bir balık geliyor. Hiç gelecekmiş gibi durmuyor ama kaldırmadan çekelim bakalım ne gelecek. Aa. Aa. Evet, kıyıda. Buranın balığı küçük. Önünüzde oynak var. Evet, geldi. Bu da küçük. Kaçtım gibi yaptı ama kaçmadı. Bakalım. Küçük ya, küçük. Git. Neredeyse her atışta bir aksiyon yaşıyoruz ama balık boyları küçüldü. İyi iyi, birini gönderdik. Bir aksiyon yaşadım. Kesti dedi ama şuna yapmış herhalde. He. Bazı balıklar dedi yaralı dedi. Yaralı derken? Isırmış. He. Evet. Böyle bir yaprak.
İlk balığımız yaprak. Gitsin. Evet, kıyıda. Balık kıyıda. Bir yaprak daha. Evet. Yaprakları salıyoruz. Yavaş sarıma geliyor. He? Yavaş sarıma geliyor. Bunun ağzını dağıttık. Bunu dağıtalım. Hemen önümüzde bir dalyan var. Dalyanlara balıklar girdi mi? Genelde kolay kolay çıkmıyorlar. Şimdi bir de bu dalyanı deneyelim. Lüfer henüz bizim meralarımızı terk etmedi. O yüzden bu küçüklerin arasından bir tane lüfer gelir umuduyla olta atmaya devam ediyoruz. Evet. Açıktan bir balık geldi. Açıktan gelince biraz büyüktür diye seviniyorum ama çok büyük gibi durmuyor. Evet, küçük. Yani küçüklükte nirvana. Dur, çıkaralım seni, dur. Evet. Hadi git bakalım. Şimdi büyük balık bekliyorsan sahteyi neden büyütmüyorsunuz diye sorabilirsiniz. Büyük balık varsa o kaşığa da saldırır. Bir de çok fazla derinlik yok şu an olta attığım yerde. Bıldırcın mı? Daha geriden çok çıktı dün ya. Dün çıkmış, bugün yok. Dün bayağı bir çıktı yani. Böyle sabit dururken 6-7 tane geçti benim yanımdan. Kıyıda balık, kıyıda. Normal tempo. Balık dokundu mu yavaşla işte. Açıktakiler daha ufak. Al devam ediyor. Sürekli yaprak var. Kamerayı zaman zaman açıyorum bu yüzden. İşte yine attım. Atar atmaz bir yaprak daha takıldı. Aa, düştü. İyice yayıldılar yalnız. Bakın bir tane daha geldi. Sabah kıyıya sıfırdı. Şimdi oltaya açıkta saldırıyorlar. Bir yavru daha geliyor. Düştü. Kullandığım kaşığın kancası iyice köreldi. Balıklar küçük olduğu için kancayı değiştirmiyorum. Geldi bir tane daha. Bu da küçük. Kurtul, kurtul, kurtul. Gitti.
Bir tane daha geldi. Bu Çino. Bu Çinekov. Bunu alalım. Evet. Küçük bir yerin içinden ayıklıyoruz böyle. Sabahtan beri Erol var, Arturo var, Onur var. Onlarda da aynı sıkıntı var. Sürekli yaprak, sürekli yaprak. Oo. Güzel bir şey. Ya da kuyruğundan yakalandı. Bu kuyruğundan yakalanmadıysa içine kop. Evet, farklı bir yerine yakalanmış. Çeneden. Lan gevrek neresi ha? Aynen. Küçük balık, gene küçük balık, gene küçük balık. Evet, geldi bir tane. Ama bu da küçük. O gelirken arkasından da diğer balıklar geliyor. Aman incinme. Git. Onur, geldik 3. meraya. Düşüncelerini alabilir miyim? Düşüncelerim yani, biraz daha biz ilk buraya gelseydik birer tane lüferimiz banko vardı. Evet. Şey yapıyoruz evet. Yani. Onur baba tarafından Polyana'nın akrabası. Evet. Aynen öyle. Bak adam almış. Balık almış adam. Bak torbasında balık dolu. Torbayı çekemiyor adam. Günaydın. Çok balık varmış. Şu deniz atının bir tane kaşığı var. Bu işte. Şu bak. Ha mor. Ya öyle bir şey olamaz ya. Çok yok oluyor. Tamam şu renk biliyorum. Hansen 10 gramın tahtını sallayabilir o kaşık. Onun daha küçüğü yok mu? O kaşığın. 15 gram, 13 gram. Arkadaşlar balığın ufak olduğunu söylüyor. Günaydın. Dalgalara yakın yerlerde olta attık ki oldukça balık vardı. 3 hatta 4. meramız. Açıkçası ilk meradan sonra hiç umudum yoktu benim. 2 tane kandırdık. O da bu dalyanların hatırına. Yani şu önümde gördüğünüz dalgaların hatırına. Böyle şu an baktığınız yerdeki gibi dalgasız bir alanda olta atsam balık yakalamak biraz zor. Çünkü balık hem seyrek hem de su çok düz. Şimdi siz böyle balık tuttuğunuz zaman hemen köpek balıkları kokuyu alır. Solumda 2 öğretmen arkadaş var. Onlar gördü, biraz yanaştı. Sağımda da abim var. Yunus abi var. Onlar da fark etti. Bu tarafa doğru geliyorlar. Bir balık daha abim aldı.
Abim dediğime bakmayın. Her şeyi ben öğrettim ona falan filan. Yok öyle bir şey. Evet, bir tane daha geliyor. Evet, üçüncü çınayı aldım. Bir küçük misafir. Dur. Sırtından besleniyor. Çinekop olmakla olmamak arasında gidip geliyor. Bu yüzden çoğu balığı salıyoruz. Kara lamba da çok var ya. Yatmış zarganalar. Ama unut ama girer. Ya girer. Girer de zargana varken senin kaşığa bakar. LRF kamış alınır. Alınır. 500'e sayarım senin kamışı. 1000 lira vereyim abi. Hayır, ikinci el böyledir ya. Benim malı ben teneke. Ya teneke değil, ikinci el öyledir ya. Sen bana bir tane koyarsan. He. Sana vereyim. Yemez. Bu ballı. Bu hiç kimsenin balık alamadığı yerde balık alır. Siz hep büyük kaşık mı kullandınız? 7 gram. 10 gram 7 gram. Yalan veriyorsun. Orada bütün aldım. Atilla çeşmedeymiş. Kebapçı. Abi diyor bir tane duruş yok. Dalgalar onun arasında diyor dev balıklar var diyor. Kefa. He? Kefa. Evet, küçük. Kıskancıya bak. Hiç kımıldamıyor. Tam anıtta bu askeri. Ne gidiyorum ki sıra sıra. Yani. Evet, ekip ufak balıktan sıkıldı. Arayış içine girdi. Yemin herkes dip dibeydi, şimdi saflar genişledi. Benim önümde balık oynakları devam ediyor. Yusuf amca küçükleri salmaya devam ediyor. Abi şu an balık tutuyorum, konsantremi bozmayın.